Evet kardeşler, bu ikinci bölümünde sohbetimizin sizlere Yunus Emre Hazretleri'nin divanından hikmetler takdim edeceğiz. Bakalım o Allah'ın dostu gönül aleminde, alemi manada neler yaşamış, neler görmüş, neler hissetmiş. Ve o gördüklerinden bize neler aktarmış ve neleri bize emanet hatıra olarak bırakmış arkasında. Hem kendisini yad ederek o mana sultanını şöyle aşkla, muhabbetle gönlümüzü vererek dinleyelim ki Rabbimiz bu aşkın yolundan bizi hiçbir zaman ayırmasın. Dost yüzüne bakmaya key safa nazar gerek. Yani dostun yüzüne bakmak için şöyle samimi bir bakış, muhabbetli bir bakış, özlü bir bakış lazım. Samimi bir bakış lazım. Dostla bilişmeye can, gözü bidar gerek. Yani dostu tanımak için, dostu görmek için evvela gözünün, görüşünün açılması lazım. Yani göz görecek bir yetiye ulaştırılması lazım. Hani o buradaki göz dediği kalp gözüdür arkadaşlar. Mana gözü, bu göz değil. Bu göz zaten hep açık bakıyor ama zatı göremiyor. Kendini göremiyor bakın, Cenab-ı Hak kendini göremiyor. Fakat bakın görenler gördüğünü söylüyorlar. Ve onu da gönül gözüyle gördüğünü söylüyorlar. Bunun başta söyleyicisi Abdülkadir Geylani'dir. Ve Mevlana Hazretleri ve Yunus Emre Hazretleri'dir. Ve Mısır Niyazi Hazretleri çoklarını sayabiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhanmış. Haktan açık bir varlık yok. O kadar açık. Fakat bunu ancak gözü olmayanlar göremez diyor. Gözü olmayanlar görmez. O kadar açık. Ve dolayısıyla buradaki görüş dediği, görme dediği kalbi, bunu bilginize sunmak isterim. İzzi nazdan geçiben, tertipleri terk ediben, varlıklar dükediben, 100.000 ol kadar gerek. Yani izzetini bir tarafa bırakacaksın, naz etmeyeceksin bu yolda. Bana şunu dediler, vay nasıl derler, nasıl söylerler, benim onuruma dokundu, izzetime dokundu. Tertipler terk ediben, herhangi bir tertip, belli bir tertip içerisinde yaşamayacaksın. Yani bir düzen içerisinde belli bir düzen, standart koymayacaksın. Misal dervişin hiçbir alışkanlığı olmaz derler. Yani misal örnek vereyim, yani ben işte sabah bir kahve içmeden işe gitmem. Mümkün değil, kimse gönderemez. Olmaz. Ya veya bir çaya bir şey, işte dem şuraya kadar olacak, bunun üstünü kabul etmem. Ya bu tertipleri bırak diyor. Ve hep baş safta namaz kılmam gerek. Başka safta kılmam ben. Ya seccadem şu renkte olmalı veya şurada olmalı. Bu enaniyet benlik kaynaklı olduğu için bunlar arkadaşlar. Bunlar belki zararlı şeyler değil ama benliği beslediği için, enaniyeti beslediği için dervişte benlik olmaz diyor. Ve terkipleri terk ediben, varlıkları dük ediben, bütün varlığı bitirerek 1.000 ol kadar gerek. Varlıktır hicap katı. Yani bu yolda varlık insana perde. Kim yıka bu hicabı? Dost yüzünden nikabı, dost yüzünden perdeyi, örtüyü götürmeye er gerek. Böyle yiğitçe çalışacak, terkip düzmeyi bırakacak, izzeti için yaşamayacak, nefsini ortadan kaldıracak bir er lazım arkadaşlar. Bir er lazım. Ne için? Dostun yüzünden perdeyi kaldırmaya. Sen hicab oldun sana. Sen hicab oldun sana. Ne bakarsın dört bir yana? Hani Allah'a perde gök mü, yer mi, dağlar mı, denizler mi diye ne bakıp duruyorsun? Allah'a aradaki perde sensin. Kayıkmaz öne sona. Kim ki didar gerek? Eğer kime didar lazım da Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek istiyorsa, güzelliğini görmek istiyorsa sağa sola bakmasın. Sağa sola bakmasın. Kendindeki perdeyi kaldırsın yeter. Kendindeki perdeyi kaldırsın yeter diyor arkadaşlar. İnşallah. Gel şimdi hicabını yık. Gel şimdi perdeyi kaldır. Benliğini yık. Hırs evinden dışarıya çık. Hırs evinden dışarı çık. Hakkı bakışıyla, bağışıyla tevfik, hastalar hüner gerek. Hakkı bağışıyla. Cenab-ı Allah sana lütfedecek, tevfik edecek. Ve onun ötesinde de sana hüner lazım, marifet lazım.
marifetli bir derviş olacaksın. Aşıka izzetü ar, aşık için izzet, onur, ar, utanma, utanmama arkadaşlar ar. Vallahi dedi bu haber. Vallahi bedi bu haber. Bakın bu haber kesin. Aşık kısan cansız gel. Ne ser'ü destar gerek. Vallahi diyor bu haber doğru bir haber. Sağlam bir haber. Eğer aşıksan bu yola başsız geleceksin. Sarık nerede? Cübbe nerede? Başsız istiyorlar bu yolda. Başsız. Sen seni elden bırak. Dost yüzüne sensiz bak. Sen seni elden bırak. Ben demeyi bırak. Ben bu yola girdim de ben üstadın evladıyım da işte ben şu kadar zikir çekiyorum da şunu gördüm, bunu duydum, bunu bildim. Ben işte ihlaslıyım, samimiyim filan. Bırak ya bunları sen bırak. Sen nerede göreceksin bunlar Allah'ın lütfu olmasaydı? İkram olmadı. Nerede görecektin bu imanı sen? Marifeti nerede bileceksin? Yunus'u nerede tanıyacaktın sen? Bırak seni. Seni bırak. Kendini bırak. Sen seni elden bırak. Dost yüzüne sensiz bak. Mansur leyn enel hak dahi sebük bar gerek. Yani mansur leyn enel hak sırrına ereceksin ve yükü hafif kılacaksın. Yükün olmayacak hiç. Benlik yükünü atacaksın sırtından, kalbinden neyse. Ve sensiz bakacaksın, sensiz geleceksin. Yani. Hiçbir zaman ben demeyeceksin yani yaptıklarında. Kim dost ile bilişe lacerem derde düşe, aşık canı hem işe sertü meslü, serü meslü humar gerek. Kim dostla tanış olur, biliş olur, muhakkak o bir derde düşer. Bu iş dertsiz olmaz. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım, aslım bana burhan imiş dediği gibi dert Allah derdi bu, aşk derdi bu. Bir derde düşe. Aşık canı hemişe, aşığın canı daima sermestü hümar ola, sürekli hayran ola, sürekli sarhoş ola, aklı başında olmaya. Sen seni aradan al, cismi suret cansız kal, anda bulasın visal, işte bu vuslat orada, ayrık ne pazar gerek, bundan başka ne pazar arıyorsun sen? Cansız gel buraya, cansız gel, pazar burada, vuslat burada. Dost ile bilişen can, oldur kendiye kıyan, kendine kıyar, kendini Allah için feda eder, ümmet için feda eder, ihvan için feda eder, varlık leşkerini sıyan, benlik askerini öldüren, dahi çevik er gerek. Terke ile gıyli gali, dosta bir gil, cümle envali, yokluktadır visali, kamıdan güzel gerek. Dostun vuslatı yoklukta bir arkadaşlar. Hiçlikte, aziyette. Bakın aziyette. Terkeyle gıylık hali. Bakın, dosta virgül cümle hali. Yokluktadır misali. Kamudan güzel gerek. Her şeyden bizar olman gerekiyor diyor. Usanman, bıkman gerek her şeyden. Dostun dışında. Dostun dışında. Bu göz gördüğü de gül. Bu akıl irdiği de gül. Bu gözün gördüğü değil, bu aklın erdiği değil. Bakın arkadaşlar, dil vas verdiği değil, bu dilin anlattığı değil. Bu lisan, bir lisan basar gerek. Onu anlaman için bu lisanın ötesinde bir lisansız olacaksın. Bu gözün ötesinde bir göze sahip olup bu gözü görmez hale getireceksin. Kimi görmeyecek? Avamı görmeyecek. Dünyayı görmeyecek, masivayı görmeyecek. Hakkın dışındakini görmeyecek. Bir göz ki diyor hakkı görmedi Mısır'ın Niyazi Baba, sen ona göz deme. Bir dil ki hakkı anladı ona dil deme. Bir gönül ki hakkı sevmedi ona sen gönül deme diyor. Ona gönül deme. İşte bir lisan bir basar gerek. İşit ke işit dost katına sensiz git. Dosta giden önden kendisi sefer gerek. Dosta giden öyle bir gidecek ki o yolculukta kendi olmayacak. Kendisiz gidecek. Bu sözü iyi işit diyor arkadaşlar. Ya bakın bunları can kulağıyla dinlerseniz bütün iki cihanın da karını elde ettiniz. Ya ama bunlar birkaç tekerlemedir. Yunus Emre işte bir iki kelimeleri güzel, çok sanatkar olmuş. Kelimeleri beyitli beyitli yazmış.
bir sanat icra etmiş derseniz de iki dünyanın yükünün altında çok ezilirsiniz. Alırdır be gün bu degirmenin taşı, döndüremezsin bırak biraz diyor Mısır Niyazi Baba. Döndüremezsin be gün, alırdır bu yük diyordum. Bu değirmenin taşını döndüremezsin diyor, alırdır biraz bırak. Bir dem çek elin şu dünyadan diyor. Az bakma girsen çoğa, çok çün dost içinden doğa. Bak, çoğa az bakma, çoğa az bakma, kendini az görme. Kendini küçük zannetme. Çünkü dost içinden doğacak senin. Dost içinde. O az olur mu? Dost içinden doğar. Varlığını saygılıyor ama o dostu gör, bil, tanı ve kendi varlığını yuva say. Bunca ne haber gerek? Ondan sonra hocaların anlattığına filan haber yok artık. Gerek yok. İçinden doğacak, içinden göreceksin. Unutkamısın. Söyle git sözün hasın, dilersen dostu göresin, bundan gayrı ser gerek ama bundan başka bir baş lazım. Bu baştan başka bir baş lazım sana, onu görmek için. Dünya ve ahiretten nice türlü nimetten dost yüzünü görmeye kamudan geçer gerek. Bakın, dostun yüzünü istiyorsanız diyor, Cenab-ı Allah'ın cemalini istiyorsanız, bu dünyada manevi anlamda zatı yakınlığına, ahirette de zatsal bir vuslata ulaşmak istiyorsanız ve dünya ahiretten geçeceksiniz. Nice türlü nimetten, bütün nimetleri de terk edeceksiniz kalbi olarak. İstemeyeceksiniz. Talebet, gayeniz sadece nimet olmayacak. Gayeniz kullukta, ibadet, Allah işte cennet olmamalı. Tamam, cennet Allah'ın nimeti ama cennet gayesi olmamalı. Dost yüzünü görmeye bütün bu her şeyden geçmek gerekiyor arkadaşlar. Her şeyden geçeceksin. Sadece onu isteyeceksin. Buna da ne diyordu bizim yolumuzda? Hatmelerde La mabude illallah, La matlube illallah, La mahbube illallah. La mahbube illallah. Yani Allah'ım sadece sevdiğim sensin. Her şey bitti. Dünya ahiret ahvali, zen-i ferzant vebali, dünya ahiretin hali budur. Zenü yani kadın, terzen, evlat, çocuk, vebali. Yani bunlar seni vebale sokuyorlar. Kadın seni vebale sokuyor. Evlat seni vebale sokuyor. Yani bunlar için ahiretinden ödün verebilmiş olabiliyorsun. Bunlar için manandan ödün vermiş olabiliyorsun. Bunları geçindirebilmek için belki tavizler veriyorsun, belki haramları yiyorsun, belki yanlışlar yapıyorsun. Velhasıl bunlar sana vebal getiriyor. Tabii Kur'an ve sünnet helal dairesinde anlatılan şeyler değil bunlar. Helalde sıkıntı yok. Helal besleyip helal yetiştireceğiz tabii. Fakat nice insanlar evlatları için kendini ne yapıyor? Feda ediyorlar. Maneviyatı da terk ediyorlar. Bir örnek vereyim ben size. İsim önemli değil. Bakın. Bizim bu Nevşehir'deki vakfımızı biliyorsunuz. Zengin abiler yaptırdılar. Variyetli abiler. Tabii zaman oluyor. Düğün oluyor. Düğün salonu açılıyor oraya. Vakfımıza gelir olsun diye. Tabii o çok variyetli zengin abiden bir tanesinin düğünü var. Gün alıyorlar ve düğün başlıyor. Ama düğünde damadın arkadaşları alkol alıp geliyorlar oraya. Alkol alıyorlar. Tabii oradaki görevli abilerimiz müdahale ediyorlar. Bu olamaz diyorlar. Burada alkol asla. Çünkü biz belli bir misyonumuz var. Bir tarikata bu olamaz. Mümkün değil. Savcı abi karşı çıkıyor. Ha? Tabii hücumlar başlıyor savcı abiye bakın. Burayı biz yaptırdık, sen kimsin? Bura bizim. Sen kimsin? Gibi. O zaman hacı abiye, savcı abiye hakaretler yapılıyor ve savcı abi de onları ne yapıyor? Kovuyor. Oradan kovuyorlar ve hacı abiye düşman oluyor bu insanlar. Düşman oluyor. Bakın ne için? Evladı için. Burada anlatmak istenen bu. Burada anlatmak istenen bu. Yoksa helal yoldan evlat yetiştirmenin sevabı kadar bir sevap yok tabii. Hanımının çoluğun çoluğun rızkı için helalden çalışmak gibi de bir sevap yok. Bunu da söyleyelim ama yanlış anlaşılmasın. Boncuk değil sır sözü, gel gidelim ko sözü. Bu söylediklerim diyor boncuk değil, bunlar sırdan gelen sözler. Ve şu gıyli gal denen dedikoduyu gel bırak bu sözü. Dost dostu görmez baş gözü. Dostu görmez baş gözü. Ayrıksı basar değil. Yani
Çünkü bu farklı bakmıyor, bu başka bakamıyor. Bu ötelerin ötesini göremiyor. Arkadaşlar, dostu görecek bir yetisi yok bunun. Buna gönül gözü gerek. Yunus'u imdi yavu var, bulamıyorsun ilişar, kim hak desin, kim batıl, derviş burcu var ya. Sen kimseye bakma diyor ya. Sen bırak, kim ne derse desin. Kimi hayır der, kimi şer der, kimi fetva verir, kimi fetvanın dışına çıkartır, uygun der, uygunsuz der. Sen dervişlerin yolunca git. Dervişler burcu var gerek. Çünkü dervişler bu dünyanın, gördüğün bu dünyanın manevi anlamda çok üzerinde, onlar yıldız gibi, ışık saçan yıldızlara benzerler. Bu dünyanın çok ötesindeler onlar. Bu dünyada hayır olsa ne, şer olsa ne, yıldıza ne zarar ne fayda. Yıldıza ne zarar ne fayda buradaki hayır şerden. Onun için onlar da yıldızlar gibidirler. Bak, dervişlerin himmetleri kardeşler. Onun için inşallah şöyle birkaç daha okumayı düşünüyordum ama şöyle bir daha size şiir okuyayım. Onu da şeyden okuyacağım. İnşallah nasip olsa dervişlikten okuyacağız. Bakalım. Evet. Şimdi de dervişlerden birkaç size şöyle bir şiir sunayım. Ondan sonra dersimizi kapatıyoruz kardeşlerim. Dinin imanın varsa hor görme gil dervişlere. Cümle alem müştak durur. Bütün alem aşıktır. Görmek diye dervişlere. Börtü, böcek, kuş, kurt bir derviş görebilmek için aşk ile beklerler. Onları hor görme, onları incitme diyor. Ay, güneş müştak durur. Ay ve güneş aşık durur. Dervişlerin sohbetine feriştehler tesbih okur. Yani melekler tesbih çeker. Zikir eder dervişleri. Zikir eder dervişleri. Yani şu anlaşılıyor buradan ki derviş melek zikir çeker de ya. Bizim Allah dediğimiz gibi derviş zikri çeken dervişler varmış Allah-u Alem ki bunu söyleyin Yunus Emre Bey'e söylemiyor. Tersalar tapuya gelir. Eğer bir dervişin hakikatini Hristiyan papaz görse imana gelir. Çünkü Mevlana'mız zamanında onlarca papaz Müslüman oldu. Ve bakın tersalar tapuya gelir. Hüküm ısları zebun olur. Onların hükümleri, dinleri bertaraf olur. Tarumar olur. Dağlar taşlar secde kılır. Göreceğiz dervişleri. Dağlar taşlar secde halindedir. Bir tek bir derviş görelim diye yalvarırlar. Ol fahri alem Mustafa. Ol madeni sıdkı safa. İstersen ondan vefa. İncitme gil dervişleri. Ey peygamberimizin şefaatine kavuşmak istiyorsan, onun huzurunda, onun komşusu olmak istiyorsan mahşerde sakın dervişleri incitme. Sakın. İncidisen ah ideler. Ömrünün kökünü gurdalar. Gözsüz olasın yedeler ta bilesin dervişleri. Ha, gözsüz kalasın gözünü alırlar senden. Gözünü alırlar. Hangi gözü? Basiret gözünü alırlar. Hakikati asla göremezsin. Hakikati asla aklın ermez bir daha. Boyuna inkar edebilirsin görmediğin içinde. Derviş oku ırak atar. Hey demeden cana batar. Derviş oku uzak atar uzak. Daha hay demeden cana batar. Gafil olma yeter tutar. Yakalar seni bulur nerede olsan ol. Hor görme gil dervişler. Yani onların okundan da kurtulacağını filan zannetme. Dağları filan deler geçer o. Duvarları geçer, demirleri deler geçer. Onlara hiç mani o aha. Yer gök eydur hırka hakkı. Bütün yer gök bir dervişin hırka hakkı için bugün rızıklanıyor. Bugün eğer kıyamet kopmuyorsa o dervişler hürmetine belki. Bakın. Yer gök eydur hırka hakkı. Himmetleri olsun baki, çün padişah oldu saki. Onlara kadehi şarabı sunan, bizzat Cenab-ı Allah'ın kendisidir. Yani onlara veren aşkı, esrir diser dervişleri,
onları bizzat kendisi sarhoş hale getirmiştir. Yani padişahın sarhoşudurlar, dokunma. Gökten inen dört kitabı günde bin kez okursan, vallahi didar görmeyesin, sevmezsen dervişleri. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an. Günde bin defa okusan diyor, vallahi diyor Allah'ın yüzünü göremezsin, zatına ulaşamazsın dervişleri sevmediği müddetçe. Dervişleri sevmediği müddetçe. Sultan Veled Baba bunu demedi mi aynısını? Bunlar hep aynı menzildeler. Aynı mana içerisindeler kardeşlerim. Aynı kadehten içiyorlar bunlar. Ve ne mutlu ki bugün bize de o kadehten sunuyorlar. Elhamdülillah. Devletliler sever bizi. Her dem sorar halimizi. Elhamdülillah ya. Bir kural vardı. Kural vardı da sağa bakın. Üç türlü derviş var derler değil mi? Bir devletli, iki himmetli, üç gayretli. Bu üçünün dışında kalan derviş olamaz. Devletli ne demek? Bizzat ve bizzat doğduğu gün derviş olanlar. Hiç günaha batmazlar. Hiç günaha meyletmezler. Nefisler onlara hiç verilmemiştir. Devletli. Himmetli, sıradan bir çocuk gibi dünyaya gelir, biraz günah filan işler, günahı olabilir biraz, fakat bir zaman gelir bir Allah dostuna yolu düşer, başını bir okşar, bazen çocuklukta okşuyorlar biliyorsunuz, bazen ana karnında nazar ediyorlar himmet, bazen şey gibi, Bişri Hafi gibi belli bir dönem alkolik içmiş filan bir besmeleyi alıyor, asıyor ve yıkıyor. Bakın himmet gelmiş, himmetli. Ha, ikisine ulaşamamış. Az önce dedi ya Sultan Veled Hazretleri, oğul durma, riyazat et. Akşama kadar oruç tut. Geceleri uyuma. Az ye, az konuş ve kendini kurtarmaya çalış dediği gibi, eğer ikisi yoksa üzerimizde, o zaman üçüncüde gayret düşüyor bize. Gayret düşüyor. Ama Yunus Emre diyor ki bakın arkadaşlar, devletliler sever bizi. Ancak devletli olursa anlayabilir ve bizi sevebilir. Her dem sorar halimizi, kördür münkirlerin gözü, gözü görmeye serdermişler. Bizi inkar edenlerin gözü görmüyor diyor. Bizi diyor Allah'ın lütfuna erişip de gönlü aşka muhabbete alışan eren insanlar bizi sevebiliyor diyor. Ve hep halimizi hatırımızı soruyorlar. Aşkı ve aşığın halini inkar edenlerin de gözü kördür diyor arkadaşlar. Münkirin gözü kör. Yunus eydir bu aşk geldi. Ölmüş canımı diri kıldı. Sen ben demek dilde kaldı. Göreceğiz dervişler. Elhamdülillah ya. Ne mutlu bize. Biz de gördük onları. Biz de gördük onları. Elhamdülillah. Görmeyi bırak olduk bugün elhamdülillah ya. Bugün biz de dervişiz. Hamdolsun. Bugün biz de dermişiz. Sonsuz kere sonsuz hamdolsun. Böyle bir güzellikle bizi tanıştırdığı için. Sözün bittiği yer burada ne şükür geçer, ne hamd geçer burada. Tükenir her şey burada. Sadece o deyip bitirmen lazım sözü. O. Elhamdülillah. Hepsi yapan, eden o, kılan o değil mi bak? Alan o, veren o. Elhamdülillah. Dolayısıyla bakın Yunus, eydir bu aşk geldi. Ne zaman ki aşk başa geldi, gönle geldi. Ölmüş canımızı diri kıldı. Sen, ben, benlik, senlik dilde kaldı. Bıraktık bunu. Gördüğümüz gün dervişleri. Dervişleri gördüğümüz gün senlik, benlik bitti diyor kardeş. Canımız dirildi. Onun için Rabbimiz inşallah son nefese kadar dervişlerin yolundan, dervişlerin ruhundan, dervişlerin halinden bizi ayırmasın. Bir an dahi bu azabı bize tattırmasın. Bunun anı azaptır, anı. Bir an dervişten uzak kalmak, hali dervişlikten. Mesnevi'de der ki Mevlana'mız, Allah'la birlikte oturmak isteyen dervişlerle otursun diyor. Çünkü dervişlerle Allah arasında mesafe yoktur der. Çünkü neden?
ve nahnu akrabu ileyhi min habli verid, sırrı içerisinde erimiştir o insan. Ben size şah damarınızdan yakınım sırrında erimiş o. Sadece ayette, sayfalarda okumamış. Ya hocalarım yanlış anlamasın bu sözümü, kimseyi küçümsediğim, horladığım değil ama bu bir haldir bu, aşk işidir bu. Okumak ayrı, yaşamak ayrı. Bu lezzeti tatmak ayrı. Hakta erimek ayrı. Yok olup hak olmak ayrı. Hakikate ermek ayrı bir şeyler. Onun için Rabbimiz bu neşveden bizi son anımıza kadar değil diyelim, ta kıyamet sabahında saat-ı mutlaka ulaşana kadar ne bir nefes dahi ayrılmasın. Allah sohbetimizi kabul etsin. Allah rızası için el-Fatiha.